Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Çeyrek asırlık bilgi ve deneyimini insan ve sağlığa verdiği değerle birleştiren Avrasya Hastaneler Grubu, kaliteli, konforlu ve idealist sağlık hizmeti anlayışını modern mimari yapısı ve teknolojik altyapısı ile Gazi Osman Paşa Küçükköy'de 30.500 metrekarelik kapalı alana kurulu yeni hastanesiyle hizmetinizi açtı. Yüzünüz hep sağlıkla gülümsesin. Sizin için sağlık, bizim için mutluluk. Sevgili seyirciler merhaba, ben Aslıhan Güvenilir. Şifa Kapısı Sağlık Programı ile karşınızdayız. Az sonra Avrasya Hastaneler Grubu'nun konferans salonunda birbirinden değerli doktorlarımız, genel cerrahi alanında yapılan tüp mide ameliyatı, mide botoksu, mide balonu ve obezite cerrahisinde beslenme konularında bilgilendirme yapacaklar. Moderatör Gönül Dilek, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hasan Rice, operatör doktor Coşkun Görmüş, operatör doktor Akın Ünal ve uzman diyetisyen Büşra Çengel sıralamış olduğum konu başlıklarına ilişkin önemli bilgiler aktaracaklar. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhaba. Canlı yayınımıza katılan, bizleri izleyen herkese sevgi dolu selamlarımızı gönderiyoruz. Avrasya Hastanesi olarak her hafta sağlık panellerimizle evlerinize konuk oluyoruz. Hem 7/24 şifa kapılarımızın ardında hem de dijitalden paylaştığımız yararlı sağlık bilgilerimizle karşınızda olmaya devam ettik ve ediyoruz. Avrasya Hastanesi toplum sağlığını önemseyen, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, bilimsel, etkin, etik, verimli, kaliteli sağlık hizmetleri sunarak ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir hastane olmayı misyon ve vizyon edinmiş bir sağlık kuruluşudur.
Avrasya Hastanesi çalışanlarının ortak değerlerinden sosyal sorumluluk ve topluma duyarlılık ilkemizle hareket ederek toplumun sağlık sorunlarına karşı hassasiyetle yaklaşıyor ve sizler için faydalı olacağına inandığımız zamanın en güncel sağlık sorunlarına karşı tedbirler almanıza yönelik hazırlıklarla karşınıza çıkıyoruz. Yayınlarımıza katılım sağlayan, bize güzel temennilerde bulunan Avrasya Hastanesi çalışanlarına, takipçilerine, hasta ve hasta yakınlarımıza, yurt dışı izleyicilerimize sonsuz teşekkürler ediyerek yayınımıza başlamak istiyoruz. Ve tabii ki devletimize, tüm halkımıza teşekkürle başlıyoruz. Bu haftaki panel konumuz obezite cerrahisi. Panelimizde tüp mide ameliyatından, mide balonundan, mide botoksundan ve bunlarla birlikte beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Birçoğumuz kilo problemi ve bununla birlikte gelen sağlık problemleri yaşıyoruz. Özellikle de son bir yıldır yaşadığımız pandemi sürecinde evde sürekli yemek yeme ya da hareketsizlik gibi alışkanlıklarımız oluştu. Hepimiz birazcık kilo almış olabiliriz. Bu yayınımızda zayıflamak isteyenlere yön vermiş olmak istiyoruz. Evet, bizler muhteşem ekibimizle buradayız. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi zayıflamak isteyenlerin doğru adresi. Ama sizi zayıflatırken dahi birçok insan görsel anlamda rahatsızlık duyduğunu dile getirirken önce bu sağlık için diyoruz. Sonra birlikte bir yol alıp günden güne başarıya doğru sizinle büyük bir değişime giriyoruz. Bugün genel cerrahi uzmanlarımız operatör doktor Hasan Nice, operatör doktor Coşkun Görmüş, operatör doktor Akın Ünal ve beslenme diyet uzmanımız uzman diyetisyen Büşra Çengel'i sizlerle buluşturacağız. Öncelikli olarak hocalarımın hepsine sizler huzurunda hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, günün ilk konusuyla başlamak istiyoruz. Sizleri çok bekletmeden sosyal medyada duyurularımızı yaptığımız anda bizlere sosyal medyadan mesaj yoluyla ulaşan mesajlarınız oldu. Bu sorularımızdan birkaç soru derledik. Hocalarımıza sorarak sizlere de bu konuda merak ettiklerinizin yanıtını vereceğiz hep birlikte. Evet, öncelikli olarak genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Hasan Nice yanımda. Hocam hoş geldiniz tekrardan diyorum. Evet, hastanemizin kıymetli ve başarılı hekimlerinden kendisi. Hocam sizinle bugün tüp mide ameliyatını konuşacağız. Bu konuda da az önce ekranda görsellerde de gördük, yine birçok hastalarınız var hem yurt içi hem yurt dışından. Hocam tüp mide ameliyatı nedir? Bize bahseder misiniz? Şimdi pandemide gerçekten aşı çok önemli. Evet. Halkımızdan bazı kişiler söylüyor, işte aşıya inanmıyoruz, olmak istemiyoruz, bir bakalım, bir düşünelim falan. Böyle bir şey yok. Eğer bu hastalıktan kurtulacaksak herkesin aşılanması gerekiyor. Bu şart. Ben de ikinci dozumu oldum. Hiçbir yan etkisi yok. En ufak bir kızarma veya kolda bile bir ağrı olmadı. Ateş vesaire hiç olmadı. Konumuza gelirsek, bu pandeminin herhalde bir olumlu yanı var. O da bayan arkadaşlarımıza, ev hanımlarına karşı iyi bir yönü oldu. Çünkü erkekler mutfağa girdi. Artık hepsi yemek yapar ve öğrenir oldu. Ama bunun kötü tarafı var. Obezite. Evet. Bir de hareketsiz yaşam olunca bu konuda profesyonel olarak bir şeyler söylemek lazım tabii. Evet hocam. Şimdi tüp mide ameliyatı bir kere tüm dünyada zayıflama ameliyatlarında kriterlere uyuyorsanız İlk tercih edilecek en emniyetli, yapımı rahat, ameliyat şekli rahat, hastanın da fazla bir anatomisini bozmadan yapılabilen bir ameliyattır. Bu bir teknik, 2000'li yıllardan beri uygulanıyor ve çok başarılı sonuçlar alınıyor bu konuda. Biz de aynı şekilde öyle başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde tüm dünyada ilk sırada oldu. Peki hocam, bu ameliyat nasıl yapılır ve ameliyatta hangi teknik kullanılır? Kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi body mass endeksi, bunu tabii çok bahsettik. Kilomuzu boyun metre cinsinden karesine bölünce çıkan değer. Evet. Bu eğer 35 ve üstündeyse zaten bizim ilk hedefimiz, hastalara önerdiğimiz kalıcı bir çözüm istiyorsak eğer,
ve bütün her şeyi denemişsek tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatını biz kapalı yöntemle yapıyoruz. Evet. Hastamız geliyor, başvuruyor, kriterlerini inceliyoruz, tetkiklerini yapıyoruz. Ondan sonra eksik olan bir şeyimiz varsa onları tamamlıyoruz. Konsültasyonlarımızı yaptırıyoruz. Ardından da hastamızı yatırıyoruz ve kapalı yöntemle ameliyatımızı yapıyoruz. Peki hocam, tüp mide ameliyatının riskleri var mıdır? Varsa nelerdir? Şimdi her ameliyatın riski vardır. Evet. Şimdi basit bir fıtık ameliyatına bile girseniz o arada hastada kalbinde bir problem olabilir, ufak bir pıhtı atabilir vesaire. Bunlar bir genel bir ameliyat riski dışında ekstra olabilecek riskler aslında çok yok. Burada en çok korkulan şey mideden olan kaçaktan korkmaktır. Evet. Yani genel olarak. O da yeni çıkan bu FDA onaylı stapler'lar ile zaten çok görmüyoruz. Kitaplar binde 3 diyor ama biz binde 3 bile görmedik. Görmüyoruz da. İkincisi, uygun ve titiz bir teknikle yapılırsa herhangi bir şekilde bir kanama ya da bir organ yaralanması vesaire hiç görmüyoruz, olmuyor da. 3 gün yatıyor hastalarımız. Üçüncü günde hastamızı zaten ikinci gün beslemeye başlıyoruz. Evet. Üçüncü günde hastamız çıkmadan önce Büşra Hanım'a gönderiyoruz. Büşra Hanım da güzelce de nasıl besleneceğini tarif ediyor. Ondan sonra da kontrollere gelmek üzere de taburcu ediyoruz. Peki hocam, bu ameliyatta uygun yaş sınırı ve kilo sınırı nedir? En çok merak edilenlerden. Şimdi böyle ameliyatlarda aslında yaş sınırı yok. Fakat yaş 60 ve üzerinde olduğu zaman biz bunu pek yapmak istemiyoruz. Niye? Çünkü damarsal yapılar artık kireçlenmeye başlamış oluyor. Evet. Hastanın doku iyileşmesi güçleşmeye başlıyor. Ama 60 yaşın altında bunları daha az görüyoruz. Yaş sınırı o şekilde ve 18 yaşından da büyük olmuş. Artık yani vücudun oturmuş olması gerekiyor. Peki hocam, tüp mide ameliyatı sonrasında ayda kaç kilo verilmesi ya da ne kadar süreden sonra kilo verilmesi beklenir? Evet. Şimdi fazla kiloya bağlı. Mesela body mass endeksi diyelim ki 50 olan biriyle body mass endeksi 35 olan birisi arasında yağ hacmi bakımından çok büyük bir oran var. Tabii ki Büşra Hanım o diyetin kalorisini ona göre ayarlıyor. Kaslardan erimemesi için protein tozları veya takviyesi veriyor. Evet. Bunları da göz önüne alarak yani fazla kiloların yaklaşık böyle ayda 5 kilo, 6 kilo civarında gitmesi bizim için maksimum sınır olsun istiyoruz aslında. Bizim hedefimiz hep uzun hedef. Yani 6 ayda zaten çok müthiş zayıflıyorlar da biz yavaş diyoruz, dengeli hedef 2 yıl. İkinci yılın sonunda fazla kiloların %95'ini, %95. Fazla kiloların, siz mesela 60 kilo olacaksınız. Oysa 100 kilosunuz, 60'a gelene kadar %95'i diyelim ona, onu veriyorsunuz fazla kiloları. Ve şeker hastalığı, tansiyon, işte bu felç riskleri, özellikle 50 yaş üstünde, bunların hepsi bu kilo ile birlikte bütün riskler hep azalıyor. Riskler azalıyor. Evet. Peki hocam, bu ameliyat sonrası iz kalıyor mu? 4 tane küçük delikten yapıyoruz bu ameliyatı. Evet. Bizim port deliği dediğimiz. Bunlardan 2 tanesi 1.2 santimetre. Yani düşünün 1.2 santimetre parmağım ancak gider. Evet. Bir tanesi 5 milimetre yani yarım santimetre. Bir tanesi de kamera portumuz 1 santimetre 10 milimetre yani. Bunlar bize yetiyor. Özel aletlerimizle onlardan giriyoruz. Karnı karbondioksitle şişiriyoruz ve oradan ameliyatımızı güzelce yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerçekten tecrübeli ellere sahipsiniz hocam. Birçok hastanız var bu konuda. Hastanede ciddi anlamda büyük memnuniyet oranlarının olduğu. Emeklerinize, elinize ve deneyimlerinize sağlık diyelim. Buradan da tüm hastalarımıza tekrardan geçmiş olsun deyip selamlarımızı iletelim. Hemen tüp mide ameliyatını konuşmuşken hocamın da az önce dediği gibi beslenme konusuna biraz da Büşra Hanım'a döneceğim ve bu konudaki beslenmelerle ilgili bilgi almak istiyorum. Evet, hoş geldiniz Büşra Hanım tekrardan. Evet, hastanemizin beslenme ve diyet uzmanı, uzman diyetisyen Büşra Çengel yanımda. Peki hemen size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Tüp mide ameliyatı sonrasında beslenme nasıl olmalı ve bu hastalar
ne kadar takip edilmelidir Büşra Hanım? Evet, aslında ameliyat sonrası takip çok önemli. Hekimlerimiz ameliyat sonrası hastalarını bana yönlendiriyorlar. Ardından hedef kiloya yaklaşana kadar aslında biz takip ediyoruz. Çünkü burada diyetisyen desteği çok önemli. Vitamin ve mineral eksikliğinin ortaya çıkmaması amacıyla. Kişi ilk başta tüp mide sonrası 20 günlük aslında bizim bir sıvı beslenme serüvenimiz var. Kişi direkt katı beslenmeye geçemiyor. 20 gün boyunca protein takviyesi, sıvı tanesiz çorbalar, tabii bunlar hepsi kişinin ihtiyacına göre belirleniyor. Ek olarak sıvı multivitaminler başlıyoruz. Probiyotik takviyesi, omega 3 takviyeleri başlıyoruz. Bunlar kişinin kilosuna, boyuna, beden kütle indeksine göre hepsi farklılık gösterebiliyor. Akabinde 20 gün sonrasında yavaş yavaş püre dönemine aslında geçebiliyoruz. Evet. Püre geçiş dönemimizde 20 günlük bir süreç, ardından minik minik katı döneme yavaş yavaş normal gıdaya geçebiliyoruz. Tabi burada hepsi sonuna kadar diyetisyen desteği önemli. Kişinin günlük alması gereken kalori, vitamin ve mineral değerleri de farklılık gösterdiği için kişiye göre bir liste oluyor. Sık sık bunları kan tahlilleriyle birlikte takip ediyoruz. Ayda bir ilk başta, sonrasında 2 ayda bir ve 3 ayda bir sık sık tahlil istiyoruz. Herhangi bir vitamin ve mineral eksikliği çıkmaması açısından. Bu şekilde sonuna kadar gidiyoruz birlikte hastalarımızla. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerçek anlamda cerrahlarımızla ciddi bir ekip halindesiniz. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Hastalarımızın da tabii ki takipte olması, takiplerini ihmal etmemeleri de çok önemli noktalardan birisi. Birazdan diğer konularla ilgili de size hemen dönüp beslenme ile ilgili bu konulardaki tüyoları alacağız. Şimdi neden bahsedeceğiz? Mide balonundan bahsedeceğiz. Yine hastanemizin başarılı ve deneyimli cerrahlarından operatör doktor Coşkun Görmüş bizlerle. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyoruz size de. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Mide balonu da en çok merak edilenler arasında. Hocam, mide balonu işlemi nedir ve nasıl takılır? Bize bahseder misiniz? Gülhan Hanım, mide balonu dediğimiz şey aslında silikon bir materyalden oluşmuş. Evet. Kişinin mide kapasitesine göre içerisine 400 mililitre ile 700 mililitre arasında bir sıvıyla şişirdiğimiz ve midenin içerisinde bir yer kaplayıcı alan oluşturarak kişinin daha küçük porsiyonlar tüketmesini, böylelikle daha kolaylıkla kilo vermesini sağlayan bir yöntem mide balonu. Peki hocam, işlem ne kadar sürmekte süre olarak ve bu işlem sonrası hastanede yatmak gerekli mi? Biz normalde işlemi endoskopik olarak, endoskopi ünitesinde gerçekleştiriyoruz. Evet. Hastalara damardan verdiğimiz bir takım ilaçlarla sedasyon diyoruz buna, yarı sakinleştirici, yarı uyutucu bir yöntemle endoskopi altında bu işlemi gerçekleştiriyoruz. İşlem yaklaşık 15-20 dakika arasında sürüyor ve bu işlem hastanede yatmayı gerektirmiyor. İşlem sonrasında 1-2 saat süreyle hastayı dinlendirip gelişebilecek bir takım sıkıntıları önceden öngörebilmek adıyla istirahatini sağladıktan sonra hastaneden taburcusunu sağlayabiliyoruz. Peki hocam, mide balonunun kimlere yapılması uygundur? Bize bundan biraz bahseder misiniz? Az önce hem Hasan hocam hem Büşra Hanım bahsettiler beden kitle endeksi. Evet. Burada beden kitle endeksi önemli. Evet. Beden kitle endeksi 27 ile 35 arasında olan hastalara zayıflamak amacıyla mide balonu işlemi uygulayabiliyoruz öncelikli olarak. Ama bunun haricinde eğer kişi uzun süre diyet yapmaya rağmen kilo verememişse, tıbbi nedenlerden dolayı egzersiz yapmasında kişinin sorun varsa ya da tıbbi nedenlerle çok kısa süre içerisinde hızlı kilo vermesi gerekiyorsa ya da Hasan hocamın bahsettiği mide küçültme ameliyatlarından önce eğer kişinin body mass indeksi çok yüksekse, bu hastayı ameliyata daha konforlu hazırlamak ve ameliyat sonrası gelişebilecek sıkıntıları daha düşük düzeye indirebilmek adına ameliyat öncesi de hastalarımıza mide balonu uygulayabiliyoruz. Peki hocam, vücutta ne kadar kalır? Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi mide balonunun farklı farklı yapıda olanları var. Bunlar genellikle süreye göre belirlediğimizde 6 aylık ve 1 yıllık uygulayabildiğimiz balonlarımız var. Bu balonlarda bu süre içerisinde 6 aylık uyguladığımız balon 6 ay, 1 yıl uyguladığımız balon 1 yıl, ki bu 1 yıllık balonların bir kısmının da içerisindeki hacmi zaman içerisinde değiştirebilmemize de olanak sağlıyor. Bu süreler içerisinde mide içerisinde durabiliyorlar. Peki hocam, mide balonu sonrasında ne tür şikayetler olabilir ya da olur mu? Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Çok düşük
düzeyde şikayetler oluşur. Ama genellikle ilk bir hafta içerisinde hastalarda en sık görülen şikayet bulantıdır. Hı hı. Bulantı sonrasında hastalarda kusma, kramp tarzında karın ağrıları, göğüste bir basınç, baskı hissi de mide balonu sonrası gördüğümüz şikayetler. Ama bunlar genellikle bizim hastalara uyguladığımız balon sonrası verdiğimiz ilaç tedavileriyle ve vücudun bu balonu tolere etmesine bağlı olarak genellikle bir hafta içerisinde bu şikayetler ortadan kalkmakta ve hasta balona iyi bir tolerans göstererek güzel bir şekilde zayıflamaya devam etmekte. Peki hocam, mide balonu işlemi sonrasında ortalama ne kadar kilo verilebilmektedir? Söylenilen yayınlarda ortalama kilo 15 kilo ile 25 kilogram arasında değişiyor. Bunu tabii belirleyen şey body mass indeksi. Body mass indeksi kişinin 35'e ne kadar yakınsa verebileceği kilo da 25'e o kadar yakın. Body mass indeksi 27'ye ne kadar yakınsa da verebileceği kilo 15'e kadar o kadar yakın olmuş oluyor. Yani ortalama body mass indeksi 27 ile 35 arasında hastalara taktığımıza göre, evet, ortalama verdikleri kilo miktarı da 15 kilo ile 25 kilogram arasında değişiyor 6 aylık süre içerisinde. Evet, ciddi bir kilo verimi söz konusuymuş gerçekten. Evet. Peki hocam, mide balonu risk faktörleri nelerdir? Bize bundan bahseder misiniz? Gösterilmiş çok ciddi bir riski yok mide balonunun. Ama eğer bunu risk olarak kabul edersek, mide balonu uygulaması yapılmış hastaların yaklaşık %1'lik kısmında bir balon intoleransı dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bu balon intoleransı da az önce bahsettiğim şikayetlerin çok uzun dönemli devam etmesi anlamında kullanılıyor. Eğer böyle çok uzun dönemli devam ederse şikayetler, o zaman bazen de balonu çıkarmamız hasta toleransı olmadığı için mümkün olabiliyor. Ne yazık ki. Hocam, mide balonu konusunda merak ettiğimiz birçok soruya yanıt verdiniz. Teşekkür ediyoruz bu bilgilerden dolayı. Yine Coşkun Hocam da bu konuda ve diğer tüm cerrahi işlemlerde oldukça hastanemizin başarılı, tercih edilir cerrahlarından. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz ve tekrar ben beslenme diyet uzmanımız Büşra Hanım'a hemen bu konunun arkasından dönerek, şimdi az önce tüp mide ameliyatı sonrası beslenmeden bahsettik. Peki mide balonu sonrasında beslenme nasıl olmalıdır Büşra Hanım? Bahsedebilir misiniz? Evet, mide balonu sonrası aslında tüp midedeki kadar uzun bir sıvı dönemimiz yok bizim. Evet. İlk bir hafta balonun mideye alışma esnasında bir sıvı beslenme dönemimiz oluyor aslında. Sıvıdan ziyade biraz püreye geçiş döneminde olabiliyor kişinin bulantı durumuna göre, fakat sonrasında gayet rahat bir şekilde minik porsiyonlar halinde eskisi gibi tekrardan katıya geçiş yapabiliyoruz. Burada hemen sıvı multivitamin takviyesine başlamıyoruz. Kişinin eğer ilerleyen süreçte herhangi bir eksikliği çıkarsa o dönemde aslında ihtiyacına göre tekrardan takviye ettirebiliyoruz. Önemli olan burada çok yağlı yiyeceklerin yenilmemesi ilk başta, çok yağlı çorbaların tercih edilmemesi ve en önemli şey ilk başta hemen ilk gün taneli yiyecekler istemiyoruz ki bulantıyı arttırmasın bu dönemde. Evet, mide balonu sonrasında da beslenme ile ilgili bilgilerimizi aldık. Şimdi de mide botoksundan bahsedeceğiz sizlere. Evet, yine hastanemizin başarılı cerrahlarından Operatör Doktor Akın Ünal Hocam yanımızda. Hocam hoş geldiniz diyoruz tekrardan sizlere de. Hocam, mide botoksu konusunda da birçok merak edilen noktalar var. Mide botoksu nedir? Cerrahi bir işlem midir bu? Ve nasıl uygulanır? Kısaca bize bundan bahseder misiniz? Tabii. Mide botoksu mide içine, mide kaslarının içine botulinum toksini dediğimiz toksini vererek mide kasılmasını engellemek, böylece gıdaların midede daha uzun süre kalmasını sağlamak, iştahı azaltmaktır. Bunu yine endoskopik yöntemle yapıyoruz, balon gibi. Evet. Herhangi bir ameliyata gerek olmuyor. Endoskopi ünitesinde sedasyon altında yapabildiğimiz bir işlem. 18 yaşından büyük olan, body mass indeksi 35'in altında olan hastalarımıza tercih ediyoruz. Hasan Hocam'ın da belirttiği gibi 35'in üstüne çıktığında artık ameliyat bir tercih olmalıdır. Evet. Ama 35'in altında olan hastalarda uygulayabileceğimiz yöntemlerden biridir. Peki hocam, mide botoksu ortalama ne kadar sürer ve bu işlem sonrası hastanede yatmak gerekli mi? Hastanede yatmaya gerek yok işlem sonrası. Hı hı. Yine 1-2 saatlik müşahede arkasından gönderebiliyoruz. İşlem zaten 15-20 dakika 15-20 süren bir işlem. Peki hocam, etki süresi nedir? Mide botoksunun etki süresi ve işlem sonrası ne kadar kilo verilebilir? Etki süresi aşağı yukarı 4 ila 6 ay kadar.
etkisi var. Bu süre zarfında da aşağı yukarı vücut, yani kilonun %10-15 kadarını verebilir. Yani çok fazla kilo verdiren bir yöntem değildir ve geçici etkisi vardır. Diyetle ve egzersizle de mutlaka desteklenmesi gereken bir yöntemdir. Çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere de. Yine hastanemizin başarılı cerrahlarından Akın hocam da mide botoksu ile ilgili merak edilenlerin yanıtını sizlere verdi. Ve şimdi mide botoksu sonrasında biraz beslenmeden bahsedelim istiyoruz. Tekrardan beslenme diyet uzmanımız Büşra Hanım'a dönüyorum ve mide botoksu sonrasında beslenme nasıl olmalıdır Büşra Hanım? Bununla ilgili bilgiler verir misiniz? Evet, mide botoksu sonrasında aslında Akın Hocam'ın da dediği gibi geçici bir işlem 4 ile 6 ay arasında kişi kilosunu %10-15'ine kadar kaybedebiliyor. Evet. Burada uzun bir sıvı dönümümüz gerekmiyor aslında. İlk 2-3 günlük bir sıvı döneminden sonrası, 2-3 gün sıvı püre döneminden akabinde bir hafta sonrasında tamamen normal tekrardan beslenmeye dönebiliyor. Burada önemli olan kişinin aslında kişiye uygun bir diyet planlanması ve egzersiz ve diyetle birlikte bunun beraberinde sürdürülmesi. Çok fazla sorudan sonra acıkır mıyım sonrasında veya herhangi bir yan etki yapar mı diye acıkma hissi oluşmuyor. İlk bir gün sıvı beslediğimiz için ilk 2-3 gün devamında çok fazla o açlık hissi oluşmadığından herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, mide botoksundan, mide balonundan, tüp mide ameliyatından ve bu işlemler sonrası beslenme ile ilgili sizlere çok değerli hocalarımın bilgilerini sunmuş olduk. Evet, genel cerrahi ekibimizin birçok kısmı burada ve bir kısmı da şu anda tabii ki poliklinikte ve ameliyatta. Tabii bugün obezite cerrahisini konuştuk ama değerli hocalarım alanında her türlü işlemde başarılı, deneyimli ve tercih edilen birçok büyük ameliyatları, onkolojik cerrahi operasyonları gerçekleştiren muhteşem bir ekip birliği var diyebiliriz Avrasya Hastanesi ve genel cerrahi branşında. Evet, değerli hocalarımın dışında tabii ki yine genel cerrahlarımızdan Operatör Doktor Kerim Özakay, Operatör Doktor Bülent Öztürk, Operatör Doktor Zehra Vartanesyan. Evet, buradan onlara da selam olsun. Kendileri de poliklinikte ve ameliyatta hasta başındalar. Ve tabii ki Avrasya Hastaneler Grubu kurucusu aynı zamanda genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Sayın Hüseyin Urlu'ya da buradan selamlarımızı iletelim. Güçlü bir medikal kadromuz, cerrahi kadromuz, yine bu konuda oldukça deneyimli beslenme ve diyet uzmanımız mevcut. Hocalarıma deneyimleriyle sundukları tüm katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Obezite cerrahisinde Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'ni tercih edebilirsiniz. Hocalarım o kadar detaylı ve her merakınızı gideren bir ön muayeneyi gerçekleştiriyorlar ki korkularınızı yenebilir ve sağlıklı bir şekilde büyük bir değişime Zeytinburnu Avrasya Hastanesi ve genel cerrahi ekibiyle birlikte gidebilirsiniz. Aynı zamanda bir sürprizimiz daha olsun. Bu tüp mide, mide botoks, mide balonu işlemlerinizde de Şubat ve Mart aylarını kapsayan avantajlı fiyatlar hazırladık sizler için. Mutlaka önce bize danışın diyoruz. Evet, hocalarından son olarak izleyenlerimize mesajlarını tek tek rica edeceğim. Evet, Hasan Hocam, ilk olarak sizin izleyenlere mesajınızı alabilir miyiz? Şimdi kilo gerçekten kansere kadar gidebilen en büyük problemlerden biri. Ana bir kaynak. Bu tıptaki gelişmeler insanlığın bununla başa çıkmasını sağladı gerçekten. Ne olacak? Hayatımızı gençlik yıllarımızdan artık uzun yıllar boyunca spor ve beslenmeyi hayatımızın ilkeleri haline getirmemiz gerekiyor. Ve bunların hepsini yeterli seviyede, aşırıya kaçmadan hayatımızın bir parçası olarak entegre etmek gerekiyor. Eğer böyle durumları yapamıyorsak veya olaylar sınırımızı aştıysa, evet, profesyonel bir destek mutlaka almak gerekiyor sağlığınız için. Gördüğünüz gibi biz de bir ekibiz. Bu işi gerçekten üzerine çok iyi eğilerek ve profesyonelce yapıyoruz. Evet. Birincisi cerrahide şu vardır, gereksiz hiçbir işlem hastaya yapılmamalıdır. Eğer gerekiyorsa çok iyi anlatılarak ve uygun bir şekilde yapılmalıdır. Bu da ancak bir sağlam ekiple olur. Evet. Ekibimiz
çok güzel ve yıllardır bu işi birlikte başarıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam bugünkü katkılarınızdan dolayı ve Akın hocam sizin izleyenlerimize son olarak mesaj nedir alabilir miyiz? Obezite gerçekten çağımızın belalarından birisi. Sağlıklı bir yaşam istiyorsak obeziteyle mücadele etmemiz lazım. Obeziteyle mücadelenin cerrahi veya endoskopik kısmında da bizler varız. Bizlere güvenebilir. Çok teşekkür ediyoruz size de bugünkü katkılarınızdan ve genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Coşkun Görmüş'ün de izleyenlerimize mesajını rica ediyoruz. Benim saygıdeğer takipçilerimize söyleyeceğim son şey, dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın ve vücudunuza taşıyabileceğinden fazla yük yüklemeyin. Çok teşekkür ediyoruz hocam ve beslenme diyet uzmanımız, uzman diyetisyen Büşra Çengel'in mesajını alıyoruz. Evet, özellikle pandemi döneminde obezite tabii ki arttı. Burada aslında en önemli mesajımız lütfen bunu kendi başınıza denemeyin başta diyet olarak. Profesyonel bir destek alın, ameliyat veya diyet yöntemi olarak veya ameliyat olduktan sonra mutlaka diyetisyen desteği çok önemli burada. Birlikte yol alabiliriz. Bu da en doğru şekilde bizden geçiyor tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, hocalarımın da biraz önce de bahsettiğim gibi bu konuda tüm merak ettiklerinize yanıt bulabilir. Hocalarımızla bir ön görüşme sağlayabilir ve tüm merak ettiğiniz sorulara detaylı bir şekilde cevap bulabilirsiniz. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde evet tüp mide, mide botoksu, mide balonu gibi birçok işlem ve bunun dışında tüm cerrahi işlemler hocalarımız tarafından deneyimli, titizlikle ve kaliteli bir şekilde Avrasya Hastanesi'nde sizlerle buluşuyor. Bu konuda güvenerek bizi, Avrasya Hastanesi'ni ve genel cerrahi ekibimizi tercih edebilirsiniz diyoruz izleyenlerimize. Evet, randevu için 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezimizi ya da web sitemizden online randevu alabilirsiniz diyelim. Evet, yayınımızı izleyen, beğenen, yorum yapan tüm takipçilerimize, hastane çalışanlarına, halkımıza teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın diyoruz. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Değerli hocalarımıza verdikleri bilgiler için teşekkür ediyoruz. Şimdi röportajlarımıza geçiyoruz. Sevgili seyirciler, bugün obezite cerrahisi ile ilgili merak edilen soruları cevaplamak üzere yanımızda uzman diyetisyen Büşra Çengel var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, merhabalar, teşekkürler. Hocam, öncelikle obezite cerrahisi sonrası beslenmede kemik suyundan ve çekirdekli meyvelerden kaçınmak neden önemlidir? Halk arasında bununla ilgili söylentiler var. Doğru mudur? Sizden alabiliriz. Şöyle ki, mide ameliyatından sonra bizim bir sıvı dönemimiz oluyor. O esnada mideyi zorlamamak gerekiyor ve kolay sindirilebilir yiyecekler seçmek gerekiyor. Bu anlamda tanesiz çorbalar, kemik suyu çorbaları kullanılabilir. Fakat burada önemli olan şey kişinin ihtiyacına göre bunu planlanıp belirlenmesi tabii ki. Peki. Peki hocam, tüp mide ameliyatı öncesi ya da diğer obezite cerrahisi öncesi ameliyatlarda vücudumuzu hazırlamak önemli midir ya da bunun için neler yapmak gerekir? Evet, burada hekimlerimiz aslında son derece rolü çok büyük. Kişi eğer hekimlerimiz uygun görüyorsa öncesinde belirli bir kilo verdirebiliyoruz. Akabinde ameliyat olabiliyor veya direkt ameliyat sonrası bizzat destek olabiliyoruz. Peki hocam, obezite ameliyatından sonra tekrar kilo almamak için neler yapılmalı ya da böyle bir risk var mı? Tabii ki ameliyat olduktan sonra mutlaka beslenmemize dikkat etmek gerekiyor. Hedef kiloya yaklaştıktan sonra yine hareketli yaşam, yeterli ve dengeli beslenme son derece önemli. Eğer kişi yine ilk yaptığı gibi düzensiz, hareketsiz bir yaşam, şekerli yiyecekler tükettiğinde yine kilo alma riski her zaman olabiliyor tabii ki de. Size verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz hocam. Sevgili seyirciler, merhaba. Bugün mide balonu ile ilgili merak edilen soruları cevaplamak üzere yanımızda genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Coşkun Görmüş var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hocam, mide balonu sonrası beslenme ile alakalı birçok soru var. Bu konuyla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Mide balonu sonrasında yapılacağımız beslenme tabii ki mide küçültme ameliyatları kadar çok ciddi beslenme tarzı değil. Genellikle hastalarımıza ilk 2 gün sıvı gıda, daha sonrasında takip eden 5 gün yumuşak püre tarzında gıdalar uyguladıktan sonra daha sonra normal beslenmesine geçebiliyorlar hastalarımız. Peki. Hocam, mide balonu ilaç kullanımına etkiler mi? Hayır, mide balonunun herhangi bir şekilde hastanın normalde kronik kullandığı ilaçlar varsa bunların hiçbirine karşı bir engelleme söz konusu olmaz. Peki, mide balonu sonrası egzersiz yapılabilir mi?
Evet, mide balonu uygulaması sonrasında tabii bu bir cerrahi girişim olmadığı için, bir ameliyat olmadığı için hastalarımız genellikle ilk bir hafta içerisinde bu mide balonuna karşı bir adaptasyon süreci yaşıyorlar. Bu dönemdeki şikayetlerini atlatıp da adaptasyon sürecini geçirdikten sonra istedikleri gibi egzersiz uygulayabilirler ki zaten hastalarımızın yoğun bir egzersizde uygulamasını biz tavsiye ediyoruz zaten. Peki, mide balonu sonrası işe dönüş ne zaman olur? Mide balonu cerrahi bir işlem değildir. Endoskopi altında yapılır ve yaklaşık 15-20 dakika süren bir işlem. Hastalarımızı hastanede yatış gerektirmiyor. İşlem sonrasında 1-2 saat hastaları müşahedede dinlendirdikten sonra hastalarımızı rahat bir şekilde hastanemizden taburcu ediyoruz ve bundan sonra da hastalarımız normal gündelik yaşantılarına geri dönebiliyorlar. Yanımızda operatör doktor Hasan Lice var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hocam kimler tüp mide ameliyatı olamaz? Şimdi olmazsa olmazı bir kere psikiyatrik olarak bazı bozuklukları olan hastaları yapmamak gerekiyor. İkincisi risk faktörleri içinde ağır kalp yetmezliği olan, onun dışında çok morbid bir hipertansiyonu olan hastalar, çok kontrolsüz bir diyabeti olan hastalar, bunları yapmamak gerekiyor. Bunun dışındaki bütün hastaları tüp mide yapabilirsiniz seçerek. Mümkünse de yaş 60 ve altı olmak zorunda. Peki tüp mide ameliyatından ne kadar zaman sonra spor yapılabilir? Ameliyat zaten laparoskopik yapıldığı için herhangi bir kesimiz olmuyor. Sporu en büyük engel bu yapılan kesilerdir. Onlardan oluşabilecek fıtıklar. O nedenle yaklaşık bir buçuk ay sonra rahatlıkla yavaştan başlayarak daha ağıra doğru sporlar yapılabilir. Peki son bir soru hocam. Tüp mide ameliyatı sonrası hamile kalmak için belirli bir süre var mı? Var. Çünkü zayıflama aşamasına girdiğiniz için oluşacak bir gebelikte çocuğun anneden beslenmesi biraz riske girebilir. O nedenle mineral, demir, çeşitli proteinler, bunların hepsinde ufak tefek eksiklikler olursa bunları ne kadar tamamlasanız da bu doğru olmaz. Düşüklere bile yol açabilir. O nedenle biz bir yıl kesinlikle hamile kalınmamasını tavsiye ediyoruz. Yanımızda bugün Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi ve işletme direktörü İbrahim Urlu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Avrasya Hastanesi bu pandemi sürecinde halkımızı bilinçlendirmek için neler yaptı? Hastanemizin işleyişi hakkında biraz bilgi sahibi olabilir miyiz? Evet, bugün biraz önce obezite ile alakalı bir panel izledik birlikte. Bu Sağlık Bakanlığımızın sağlıktaki okur yazarlık düzeyini yükseltmek için yaptığımız bir panel. Bunu daha önce izleyicilerimizi, halkımızı bu eğitim salonumuza davet ederek yapıyor idik. Bugün dijital ortamda, çağın gerektirdiği, dijital devrimin gerektirdiği ortamda yaptık. Toplumumuzun 10 kişiden 7 tanesi sağlıkta okur yazarlık düzeyi düşük. Yine bu ne anlama geliyor dediğimiz zaman bu sağlık okuryazarlığı kronik hastalıklarımızı arttırıyor. Hasta olmaları çoğaltıyor. Her dönüşüm zamanında bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda bayanların okuryazarlık düzeyleri, sağlığa duyarlılıkları yüksekti. Şimdi erkeklerinki biraz daha öne çıkmış, bayanlarınki biraz geride kalmış. Bu zamanın 6000 kişi üzerinde yapılan bir istatistiki bilgiden söz ediyorum. Bu da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış bir istatistik. Yaşlıların, o keza onların da sağlıkta bilgi düzeylerinin yüksek olması gerekirdi ama bunlar da neredeyse 9 tanesinin sağlıktaki bilgi düzeyinin düşüklüğü. Bu da işin riskini arttırıyor. Bu panellerimiz onlardan bir taneydi. Toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme. Sağlık bu pandemi döneminde anladık ki en büyük değerimiz, en yüce değerimiz. Sağlık bütün servetlerimizin önündeki bir gibidir. Yani trilyonluk rakamların önündeki bir.
o biri kaybedersek diğerlerinin sıfır olduğunu hiç unutmamamız gerekir. Onun için sağlığımızla önem göstermemiz lazım. Obezite de çağımızın belası. Her gün bir insanın 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo bir yük taşıdığını düşünün. Tüp taşıdığını düşünün. Bunu taşıyor insanlar. Ama bunu bilinçli olsaydı, o yediğini yakması gerektiğini bilseydi, her gireni kendinde stoklamazsa idi, mutlaka daha sağlıklı, daha fit ve sağlıklı insanın üretici bu topluma katkısı daha yüksek olacaktı. Onun için obezite konusunda da doktorlarımızdan bugün çok önemli bilgiler edinildi. Bir kilogramın bile dahi dizlerimize verdiği yükün 14-15 kilogram olduğunu unutmamamız lazım. Omurlarımıza verdiği yükün yüzlerle ifade edilebilen, yüzle çarp o bir kilogramlık fazlalığın, o fıtık oldum, şu oldum, ah ufacık bir kilo bir şey kaldırdım, tık dedi benim deyip nice yaşamımıza şey yaptığımız, onun için beden endeksimize dikkat edeceğiz. Onu korumak, kollamak, sağlığımızı koruyup kollamak demektir. Yani servetimizi de koruyup kollamak demektir. Zenginliklerimizi de koruyup kollamak demektir. Tekrar dönüyorum. Sağlıkta okur yazarlığımızı 7'den 70'e kadar mutlaka arttırmamız lazım. Çünkü sağlık bizim için en önemli, bize emanet edilen can için en önemli bilgilerimizden biri. Sağlık cahilliği kabul etmez. Konularında uzmanlaşmış değerli tıp bilimci isimlerle birlikteydik. Sağlıktaki son yenilikleri ekranlarınıza taşıdık. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.